Herkese merhaba arkadaşlar. Dilan Cevahir'i görünce çok korktu ama güçlü durmaya devam etti. Dilan, Cevahir'i durdurmak için bir el ateş etti. Cevahir Dilan'a silah doğrulttu ve Cevahir Dilan'ı öldürmek istedi. Miran'ı alıp belki de kaçacaktı. Ama Baran tam zamanında geldi ve Cevahir'i durdurmayı başardı. Baran ve Cevahir kavga ederken silah ateşe aldı ve Cevahir yaralandı. Ama Cevahir'i öldüren kurşun Akif'in silahından çıktı. Nihayet Cevahir psikopatından kurtulduk arkadaşlar. Sıra geldi yarım akıllı Hasan'ın yaptıklarının cezasını çekmesine. Tüm kötülükten artık son bulsun. Baran'ın da dediği gibi aşk olsun, sevgi olsun. Baran, Dilan ve Miran'a kötü bir şey olmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Baran ve Dilan, hayatlarındaki sorunların çözülmeye başladığını düşünüyor. Baran ve Dilan gerçekten çok mutlu. Akif, Hasan'ın dava dosyasını incelerken yeni bir ipucu bulacak. Akif bu konuda Barana bahsedecek ve araştırmasını isteyecek. Akif iki kez Baran ve Dilan'ı korumak için cevahiri ateş etti. Akif gerçekten Baran için iyi bir dost. Akif sizlerden kalp emojisi almayı hak etti. Ayrıca Akif çok dürüst de bir polis. Baran Akif'in verdiği bilgiler doğrultusunda yeni bir şahit bulacak. Akif Baran'ı arayacak ve Hasan'ın gitmeye çalıştığını, kanuni olarak Hasan'ı daha fazla tutamayacağını söyleyecek. Baran Akif'ten biraz daha Hasan'ı kontrol etmesi gerektiğini, şahit ile yakında konuşacağını söyleyecek. Hasan, Cevahir'in öldüğünü duyunca Yarım akıllı Hasan kaçmaya çalışacak.